Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Cansu Börekçi, tek uzamda YKS geometri derslerine giriyorum. Aynı zamanda LGS matematik derslerinde de bulunuyorum. Bugün burada sizinle birlikte tanıtım dersinde çember yapacağız. Çember, daire, işte uzunluk, alan, açı soruların hepsine göz atmaya çalışacağız. Daha önceki tanıtım dersinde de üçgenlerle ilgili bir tanıtım dersi vardı. Orada da işte katlama soruları, işte alan soruları, uzunluk soruları çözmüştük. Bu da ikinci tanıtım dersimiz oldu. Şimdi zaten önümüzdeki ay içerisinde de TYT, AYT ara tekrar kampımız başlayacak. Bunun öncesinde de sizlerle kampta neler yapacağız, soru çözümlerimiz, nasıl bir tanıtım dersi gerçekleştirmek istedik. Sanırsam hala geçerli Cansu Börekçi ismiyle kayıt olmak isteyen olursa %20 indirimli de kayıt olacaklar. Evet, buraya kadar sorusu olan yoksa biraz size Tekes'ten de bahsetmek istiyorum. Tekes sistemi arkadaşlar tek üzerine size sağladığı sistem ve içeriği olarak çok güçlü ve herkese hitap edecek bir içerik hazırlandı. Bu içerikte tüm dersler video çekimi olarak bulunuyor. Hepsinde bir ön hazırlık, soru çözümü, konu tekrarı, konu anlatımı şeklinde videolar var. Her konu başlıklarından her derste videolarınız hazır. Onun dışında sistem sizin kişisel olarak öğrenme şeklinizi de analiz edip daha sonrasında buna yönelik bir şekilde size sistemi çıkarıyor. Yani şöyle mesela senin unutma süren 28 günse o konuyu sistem otomatik olarak sana o konuyla ilgili konu tekrarı soru çözümü videosu yönlendiriyor. Bunun dışında da yine sistem üzerinde sürekli deneme sınavlarına giriyorsunuz. Ve bunlarla birlikte de paralel olarak canlı dersleriniz oluyor. Tüm derslerde canlı dersleriniz yine okul sonrası saatlerinizde oluyor. Hatta ben de az önce YKS geometrinin dersinden çıktım. Evet, genel olarak sistem bu şekilde. Ve herkesin bir öğrenci koçu var. Öğrenci koçunuzla da iletişim halinde bulunuyorsunuz. O da size gerçekten önemli bir yönlendirme yapıyor. Rehberlik servisi de bu süreçte aktif olarak öğrenciyle ilgileniyor. Yani gerçek anlamda bir dershaneden de fazla içeriğe sahip bir sistem diyebiliriz Tekes'e özetle. Evet, sorusu olan var mı? Yoksa biz bugün yapacaklarımıza başlayalım mı? Ondan öncesinde tekrar TYT AYT tekrar kampımızın başlayacağını da söyleyeyim. Bu konuda eğitim koçuyla konuşmak isterseniz de bilgi için sistem yöneticim size linki attı. Evet. Sorusu olan yok sanırım. Biz de bugün dediğim gibi en başta çemberden başlayacağız demiştim. Çember için önce bildiklerimizi hatırlayalım. Çemberin çevresi 2 pi re'ydi. Alanı da pi re kareydi. Eğer çevrenin bir kısmını bulmak istiyorsam o açının 360'a bölümüyle çarpıyorum ve alanın da bir kısmını bulmak istiyorsam açının değerini 360'a bölerek çarpıyorum. Şimdi bu soruda neler yapabiliriz diye bir inceleyelim. Şimdi OA uzunluğu bir yarıçap ve x olarak verilmiş. O zaman bizim yarıçapımız x olmalı. OB uzunluğunun tamamı da x olacağına göre BH'da 9'u gitti. X eksi 9'u o zaman OH uzunluğuna yazabiliriz. Peki yarıçapımız da x'ti. O zaman OD de bir yarıçap ve bu da x uzunluğunu verir. Şimdi biz de burada geriye bir Pisagor yapımı olarak devam edebiliriz ama ondan önce özel üçgen de olabilir. Özel üçgen varsa hangi özel üçgen ona da bakabiliriz. 9, 12, 15 genelde akla gelen ilk üçgen ama aralardaki farkı 9 dikkat ettiyseniz biz yine de bu soru için Pisagor'u yapalım sonra özel üçgenlerden direkt söyleriz. Şimdi dik kenarımız x eksi 9'un karesi ve 15 olduğu için 15'in
Karesi neye eşit olacak? Hipotenüsün uzunluğuna, yani x'in karesine eşit olacak. Şimdi şuradaki kareyi açalım. X kare eksi 18x artı 81 artı 15'in karesinden 225 neye eşit oluyor? X kareye. X kareleri gönderdim ve eksi 18x'i karşıya attım 18x olarak. 81 ile de 225'i topladığımda ne gelecek arkadaşlar? 306. Okey, 306 geldi. O zaman x'imiz de buradan ne geliyormuş? 17. Peki aklımıza zaten dediğim gibi özel üçgenler gelseydi direkt 8, 15, 17 üçgenini deneyip x'i 17 bulabilirdik. Şimdi alıştırma olsun diye Pisagor'la yaptım. Buradan devam ediyorum. Şimdi ACB1 neymiş arkadaşlar? Çap. Çapı gören çevre açı 90 dereceye sahipti. O zaman ADC açısı çapı gördüğü için 90 derece. Ki şekilde dikten dikindiğine göre de biz ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor. Şuraya H dedim. O zaman H kare eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 18 çarpı 6. Buradan da 18 ile 6'yı çarparsak 108 mi geliyor? 108. Peki şimdi bize çemberin yarı çapını sormuş. Şu H'ı da bir sadeleştirelim. H kare 108 ise H'da ne gelecek? 36 çarpı 3 olduğuna göre 6 kök 3 gelecek. Peki dikkat ettiyseniz 6, 6 kök 3, 30, 60, 90 üçgeni olduğuna göre buraya 12'yi yapıştırıyoruz. O zaman çapımız 12 ise yarı çapımız da 6 olur. Cevabımız Bursa. Anlamayan hemen sorabilir. 30, 60, 90 üçgeni AA kök 3, 2A üçgeni olabilir. Yoksa yine Pisagor yaparak da ADC üçgeninde bulabilirsiniz. Sorusu olan varsa sorsun, ona göre devam edeceğim. Evet. Yok gibi galiba, evet. Şimdi EC yarım çemberin çapıymış. O zaman ne dedik? Çapı gören çevre açı 90 derece. Şuraya yine biz onu hatırlatmak amaçlı bir ekleyelim ki kullanacağız demek ki. Şurası 90 derece. Bize ne demiş? ABC dikdörtgenin alanı ne kadar? O zaman bize bir kısa bir de uzun kenarı lazım. Şunlar birbirlerine eşit olduğu için AA diyorum. Şu uzunluğu da bilmediğim için B kare diyorum. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Dikdörtgenin bir açısı 90 derece. O zaman şuradaki açı da 90 olacak. Ve şurada bir dikten dikilme durumu olduğu için Öklit yapabiliriz. O zaman 12'nin karesi yani 144 neye eşit? A ile B'nin çarpımına. Bizim de ne tesadüftür ki dikdörtgenimizin alanı kısa ve uzun kenarının çarpımı yani A ile B'nin çarpımından ne olmalı? 144 edinme. Sorusu olan varsa bekliyorum. Sorabilirsiniz. Var mıdır? Peki devam edelim. Şimdi burada da bir kirişler dörtgeni vermiş. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı bize 180'i vermeli. O zaman A ile C'nin toplamı 180 olacak ki soru da A 90 olarak verildiğine göre C de 90 derece. Şimdi BD uzunluğunu kendim oluşturuyorum. Soldaki üçgende Pisagor yaparsak 8'in karesi artı 11'in karesi bize BD'nin karesini veriyor. Aynı şekilde sağdaki üçgenden Pisagor'u yaparsak oradan da x'in karesiyle 13'ün karesi bize neyi veriyor arkadaşlar? BD uzunluğunun karesini veriyor. Peki yani ikisi de BD'nin karesine eşitse bunları birbirlerine eşitleyebiliriz. 8'in karesi 64, 11'in karesi 121. Eşittir x kare artı 169 yani 13'ün karesine deriz. Burada da toplama işlemini yapalım. Ne gelecek? 185 geliyor galiba, değil mi? Evet, 185 eşittir x kare artı 169. O zaman aradaki farkı 16 ile kapatıyoruz. X kare eşittir 16. X de nedir buradan? 4 deriz. Zaten bu özellikle çok sık kullanılan bir özelliğimiz, öyle değil mi? Evet, sorusu olan var mı? Devam edelim. Evet, sıkıntı yok gibi, yazan yok.
Şimdi burada üçgende de kullanılan bir özellik var. Onu da kullanabiliriz. Bumerang kuralı diye geçiyordu. Yani eğer bir iç bükey şekliniz varsa şuradaki, şuradaki, şuradaki açının toplamı şu dışarıdaki açıya eşit oluyordu bumerang kuralında. Şuraya A, B, C diyelim. A artı B artı C oluyordu burası. Ama ne gerek var? Çemberde çalışıyoruz. 3x bir çevre açı. Çevre açı gördüğünün yarısı olduğuna göre AC 6x. Şimdi şuradaki açı da merkez açı olduğuna göre burada 6x. Şimdi buradan sonrasında ne yapabiliriz? İkizkenar üçgenler oluşturarak devam edebiliriz. Ama bumerang kuralını da yapabiliriz. İki türlü de çözümü gösterelim. Şimdi şunu şöyle çizdim. Dikkat edin, OB'de bir nedir arkadaşlar? Yarıçap. Şimdi OC de bir yarıçap ve BOC bir ikizkenar üçgen olduğuna göre şurası 2x. Öyle değil mi? Şuraya ne kaldı? X. O zaman AOB de ikizkenar üçgendi. Yani 24 ile x birbirine eşit olacağı için x eşittir 24. Bitti. Mesela 6x'i bulmaya da gerek yoktu ama eğer bumerang kuralından bunu yapacaksak şöyle yapalım hemen. Oradaki A açısı B'deki kısım 3x. Şurada 24 var. Şurada da 2x var. Bakın hepsini toplayıp 5x geliyor. Değil mi? Toplayalım. Şunu x diyelim. 5x artı 24 geliyor. Öyle değil mi? A artı B artı C. Biz de buradaki açıyı ne bulduk? Bakın dikkat edin. 6x bulduk. 5x'i karşıya at. Gene x eşittir 24 sonucuna ulaşıyorsun. Evet. Sorusu olan var mı? Evet. Devam edelim. Şimdi burada da yine çemberde dikkat edin hep üçgen aslında soruyor soruların içerisinde. Yine bizim üçgen bilgimizi sınayan bir soru. Şimdi nereye 40 vermiş? Evet, o aradaki açıyı 40 vermiş. X'in kaç olduğunu soruyor. Bir de elimizde 15 var. Şimdi biz ikizkenar üçgenlerden yola çıkabilecek düzeydeyiz. Çünkü OA ile bakın OA uzunluğuyla OC uzunluğunun yarıçap olduğunu biliyoruz. Burası 15 ise şurası da 15 değil mi? Çünkü ikizkenar üçgende şuradaki açılar birbirlerine eşit oluyordu. Şimdi orayı da 15 bulduk. Bu cepte A açısının tamamı 40 artı 15'ten bakın ne oldu? 55 oldu. Peki sadece orada ikizkenar üçgen yok. Aynı şekilde bakın OA da bir yarıçap dedik ve OB de bir yarıçap. Yani burada da bir ikizkenar üçgen var ve buradaki tabandaki açılar da birbirine eşit olması gerektiği için burası da 55. O zaman AOB üçgeninde bizim A açımız 55, B açımız 55 topladık 110. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olması gerektiği için x'e de ne kalıyor? 70 kalıyor. Evet, sıkıntısı olan varsa sorabilir yine bekliyorum. Evet, bu konuyla ilgili biraz fikirlerinizi alalım. Çünkü katlama sorusu genelde üçgene mahsusmuş gibi davranıyoruz ama dediğim gibi çemberin içinde de üçgen soruları bolca sorulduğu için katlama sorusunda burada da tabii ki bekliyoruz. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle katladığınız şeyi geri açın. Yani üçgende olduğu gibi ki katladığınız şeyle açtığınız şey aynı alanı aynı bölgeyi gösterdiği için birbirine eş şeyler olması gerekiyor. Burada da bunu kullanacağız. Şimdi O merkezli AB çaplı yarım daire biçimindeki karton şekildeki gibi bir yarıçap boyunca katlandığında oluşan yeşil bölgenin alanı 24 birim kareymiş. Sarı bölgenin alanı da 12 birim kareymiş. Eğer ben bu şekli yeri şöyle tamamlarsam bu yeşil bölgeyi tekrar açmış olduğuma göre yeşil bölge olacak. Buranın alanı da 24, buranın alanı da 24 olacak ve burada 12 oldu. Peki bu yarım dairenin alanını biz 24, 24, 48, 12 daha 60 olarak mı bulduk? 60 birim kare. Peki şimdi bunlar cepte 60 birim karelik bir alanımız var ve oluşan şekilde
Tekrar üzerine katladığındaki halin demiyorum. Açtığımızda bir yarım çemberimiz var. Şimdi dikkat ettiyseniz 2 katı 12, 24 onlar bize bir şey getirebilir. Ama önce alanı bırakalım. Alanla ilgili bulacağımız şeyi bulduk. Şuraya tekrar 60 diyorum. Şimdi x'e bakalım. X'i bulabilmek için tekrardan şekli devam ettiriyorum. Şöyle. Şuraya da B diyelim. Şuraya da A diyelim. Dikkat ettiyseniz B'nin olduğu yer katlandığında şuraya geldi. Artık B'miz burada. Öyle değil mi? Yani şuradaki uzunlukla şuraya K diyelim. BK uzunluğuyla B üstü K uzunluğu aynı uzunluklar olmalı. Şimdi buradaki x açısını bulabilmek için yine ikizkenar üçgenlerden gideceğiz. İkizkenar üçgenlerde şunu tamamlayalım şöyle şekli. Şöyle tamamlıyorum. Evet, burada arkadaşlar burada şimdi sağdaki şekilde soldaki yani OBK üçgeniyle OKB üssü üçgeni diyorum. Daire dilimleri birbirlerine eşit. O zaman bunlar aynı açıya sahip değiller midir? Çünkü aynı alanı görüyorlar. Peki bunlar birbirlerinde aynı açıya sahip iki tane yer. Peki bu da yani turuncu bölgede bunların yarısı. Yani şimdi şuraya alfa, şuraya 2 alfa, şuraya da 2 alfa diyebilirim. Çünkü alandan nasıl buluyorduk? Pi r kare alfa bölü 360. Yani açı bize alanla ilgili doğru bir orantı veriyor mantıken. Peki AOB'nin üzerindeki açının toplamı 360 olması lazım. Ve yarım çember olduğuna göre yarısını da hitap ettiği için 180'i verecek bize 5 alfa. 5 alfa yazamadım. 5 alfa eşittir 180. Alfa da buradan 36'ymış. Yani şunlar 72, 72, şu da ne? 36. Şimdi soru hala bitmedi. Çünkü x öyle bir yerde ki oraya nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz. Ama içeride oluşan şeklin hangi dörtgen olduğunun farkında mısınız? Bakın çok önemli konuları iç içe vermiş. Şurada oluşan dörtgen arkadaşlar dikkatlice bakın. Bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180'i verecekti. Şimdi 72 şurada. OK bir yarıçap. OB de bir yarıçap. Kaldı bizim 108 derecemiz. 108'i 54, 54 paylaşmalılar. Şimdi B açısıyla bu x'in olduğu yer bak şurayla şura birbirine karşılıklı bakan bir kirişler dörtgenindeki köşeleri bize veriyor. Yani kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar 180'e tamamlayacaksa 54'ü 180'e tamamlayan değerimiz nedir? 126'dır. X'imiz de 126 oldu. Anlamayan var mı? Anlamayan. Anlamayan, evet, ses yok. Önemli bir soru. Genelde yeni nesiller bu tipte sorulduğu için arkadaşlar bizim için gerçekten hem üçgeni barındıran hem de çemberi barındıran önemli bir soru. Şimdi bir çember yayı üzerinde 5 aralıklarla, 5 aralıklarla mı eşit aralıklarla 5 nokta işaretlenerek işaretlenen noktaların birleşmesiyle bir gemi figürü elde edilmiş falan filan. Sonuç olarak bu 5 tane eşit aralığı çember üzerinde yani 360 derecenin üzerinde alıyorsun. O zaman 360'ı bir 5'e bölelim. Peki buradan ne geliyor? 72 mi geliyor arkadaşlar? O zaman bak buradaki açı da 72. Buradaki açı da 72. Şuradaki açı da şöyle 72. Şuradaki açı da 72 ve şuradaki açı da ne oldu? 72. Şimdi bizim dairede bilmemiz gereken önemli bir özellik var. Şuraya A, B, C, D diyelim. Onu da hatırlayalım. A, B yayının ve C, D yayının açılarının toplamının yarısı bize şuradaki ters açıdaki x açısını veriyor. O zaman burada da aynı şeyi kullanalım. Yani x'i ve y'yi bu ters açılardan bulabiliriz, değil mi? Toplamlarının yarısı her zaman oradaki açıyı veriyor dedik.
Sebebi de çevre açılardan gelen bir ispat. Çok da düzgün çizemesem de şurada bir tane x var. Yani bu 72 ile bu 72'nin toplamının yarısı x olmalı. X buradan nedir? 72. Aynı şekilde bir tane daha x'i gördünüz bence siz de. Hemen y için bakalım. Y de şöyle ve şöyle bir x'in içerisinde. Bu da 72, bu da 72 topladık. 144 2'ye böldük. Yine 72. X artı y'yi soruyor. 144 72 ile 72'nin toplamından. Evet, sorusu olan var mı? Sorusu olan yok mu? Evet. Peki. Şimdi bu arada hemen sorulara devam etmeden tekrar şöyle küçük bir tekesle ilgili size bir videomuz vardı. Onu da açayım. Evet. Oops. Evet. Ses geliyor mu bu arada size? Nope. Size ses geliyor diye tahmin ediyorum. Evet. Yok mu? Geliyor olması lazım ama. Sevgili sistem yöneticim Onur Bey, sondaki videonun sesi öğrencilerinize gitmiyor. Bu konuda bir yardımcı olabilir misiniz? Bir bakalım. Gitmiyormuş ama. Neyse biz onlar bu konuyla ilgili dönüt verene kadar biraz soru çözmeye devam edelim. Nerede kalmışız? Evet. Yine bir katlama sorusu var ilerleyen yerlerde görmüşsünüzdür. Şimdi bu soruyla ilgili ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi DCB'yi birleştirince bir ikizkenar üçgen elde ediyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Ha, hemen kulaklığı çıkaralım. Tamam. Soruya sonra bakalım. Evet. Evet, şimdi devam edelim. Yani yine sistemle ilgili sorusu olan varsa yazabilir. Hemen dönüş yaparız. Ama biz kaldığımız yerden kurtulalım. Evet, burada kalmıştık. Şimdi AB bizim çemberimizin çapı ve
Dikkatli inceleyecek olursanız x'in kaç derece olduğunu sorduğu yerin hemen üstünde bir ikizkenar üçgen oluşturabilir. Fakat o ikizkenar üçgen bize ne katar onu da bilmiyoruz şu anda. Bir girişler dörtgeni oluşturabiliriz. Bu da bir yöntem ama yine ne işimize yarayacağı, nasıl kullanabileceğimiz yönünde fikir sahibi değilsek bence gördüğünüz şekli parçalayın. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle şekli çizdim. OC yarıçap, OB'de yarıçap, şuraya x derece yazacağız o zaman. Öyle değil mi? Çünkü ikizkenar üçgen oluştu. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 112 eksi x derece kaldı. Peki burada da bir yarıçapı çizdiğimde DOC ikizkenar üçgen olduğu için 112 eksi x'i de buraya yazdık. Şimdi hala x'e bize götürecek değer hakkında fikir sahibi değiliz. Ama en azından üçgenin iç açılarının toplamını 180'e eşitleyecek değerden ilerleyebiliriz. Ama alternatif yöntemlerin fazla oluşu kafa karıştırıcılığına sebep oluyor. Bunun da farkındayım. Genelde ilk kullanılan yöntem şu an gördüğünüz yöntem. Ben asla bu yöntemi kullanmıyorum. Şimdi şöyle bir bunları temizliyorum. Ne dedim az önce? Çapı gören çevre açı 90 derece. Peki, şimdi şunu şöyle çapı gören çevre açı konumuna getiriyorum. Yani şu kısmı 90 derece. O zaman dışarıdaki kısma 22 derece kaldı. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki 22 derecenin oluşturduğu yer bir çevre açı. O zaman şuraya 44 dereceyi yazabiliriz. Şimdi şöyle bir özellik vardı ki özellikle bunu hatırlamamız için soruyu şu an buradan çözüyorum. Eğer AB kirişiyle CD kirişinin uzunluğu birbirlerine eşitse şu arkasındaki açının ölçüsü de birbirine eşit oluyor. Şimdi bizim DC ve CB kirişlerimiz gördüğünüz gibi aynı uzunluğa sahip. Yani burası alfayı görüyorsa bu da alfayı görmesi gereken giriş diyebiliriz. Şimdi şuranın tamamı ne arkadaşlar? Şöyle bir baktığımızda yarım çember. O zaman 180 derece olması gerekiyor. 44 artı 2 alfa eşittir 180 diyerek 2 alfanın 136 olduğunu ve alfanın da buradan 68 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soruyu şu şekilde düşünebiliriz artık. X1 çevre açı gördüğünüz gibi şöyle olan bir çevre açı. 44 ile 68'in toplamını görüyor. Yani 44 ile 68'in toplamından 116'yı görüyor. Çevre açı olduğu için ve 116'nın yarısını görmesi gerektiği için 58 Sivas diyorum. Anlaştık mı? Alternatif tüm yöntemleri söyledim ama özellikle bu konuyla ilgili noktaları da bilmemizde fayda var. Şimdi buradaki sorulardan ziyade az önce şu arada şu soruyu gördüm. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Az önceki bumerang sorusundan sonra akıllarda kalsın diye bumerangın da aynı zamanda ispatını yapmış olacağız bununla birlikte. Şimdi sorunun tek bir mantığı var. İki iç açının toplamı neydi arkadaşlar? Bir dış açı. Neden? Üçgende açıların toplamı 180'i verdiği için otomatik diğer dış açının değeriyle eşit oluyor iç açının toplamı. Yani D'nin şu dışarıdaki kısmı biz ADE üçgenine bakarak D'nin dışarıdaki kısmının x artı 48 olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açı dedik. Peki şöyle DCF üçgenini çiziyorum. Şurada önemli kalsın. Ne dedik şuraya? X artı 48. Şuna da 44'ü yerleştiriyorum. Şimdi aynı mantıklı arkadaşlar. ABF üçgenine de bakalım. Şöyle. ABF üçgeninde de iki iç açının toplamı bir dış açıyı verecek. O zaman şurası nedir arkadaşlar? X artı 44. Tamam mı? Peki şimdi şu C'nin olduğu yerde bir ters açı oluştu gördüğünüz için. Hemen bunu da söyleyelim. Bak şimdi E, B, C üçgeninde çiziyorum. Şurası B, şurası E, şurası C. Buradaki C'deki açıyla buradaki C'deki açı ters açı olduğu için birbirine eşit.
O zaman B'deki x artı 44 ile E'deki 48'in toplamı buradaki D açısıyla F açısının toplamına eşittir. Zaten öyle geliyor. Gördük mü? Bumerangın ispatını da yapmış olalım bu arada. Anlaştık mı? Yani mantığı nereden geliyor? Oradaki ters açılardan geliyor. Şimdi soruya dönüyorum. Soruda dikkatlice baktığınızda arkadaşlar ABCD bir kirişler dörtgeni, değil mi? Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 olacak dedik. A ile C karşılıklı bakıyor. C'ye 180 eksi x kaldı. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi soruyu bitiren şey şunu görmen artık bu saatten sonra. BCF doğrusal bir şekilde duruyor. Yani BF bir doğru parçası. D'nin üzerindeki açının toplamının 180 olması gerekiyor. O zaman şuraya x yazarız ki 180 eksi x de toplamı bize 180'i versin. F açısını da öğrendik. X dereceymiş. Şuna da x diyebiliriz. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'de hepsini topluyorum. X artı 48 artı 44 eşittir 180 oldu. O zaman 2x artı 92 neye eşitmiş? 180'e. 2x'imiz burada 88. X'imiz de ne geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. Cevabımız da Bursa. Anlamayan sorabilir. Hemen içerisinde bumerangın da ispatını barındıran bir soru. Tamam mı? Sıkıntısı olan var mı? Bekleyeyim yine sorular yazılırsa. Evet, dediğim gibi hemen o esnada sorusu olan varsa yazsın, bekleyeyim. Çok kısa bir hatırlatma yapalım. Cansu Börek ismiyle sisteme kayıt olmak isteyenlere %20 indirimimiz de mevcut. Tekrar tekesi de şöyle bir özetleyecek olursak, bireysel bir öğrenim programı hazırlayıp sizi tüm derslerden her seviyeye yönelik çalıştırmaya, soru çözümle, konu dinlemeye yönlendiriyor ve düzenli olarak denemelerle de sizin bilgilerinizi tazelemeye, nelerde eksik olduğunu da görmeye çalışıyor ve buna yönelik tekrar mesela çemberdeki soruyu denemede yapamadıysan çember videolarını tekrar izlemen için konu tekrarı vesaire artık senin öğrenim düzeyine bağlı olarak tekrar yönlendiriyor. Onları dinliyorsun ve sonra tekrar soru çözümü yapıyorsun ve tüm bu program içerisinde de programının 7 gününde bir haftanın tüm günlerinde canlı derslerle de soru çözümleri, konu anlatımları da destekleniyor. YKS Geometri'de de dediğim gibi derslere ben giriyorum ve işte az önce dersten çıkmıştım. Sizin tanıtım dersinde girmeden önce. Evet, şimdi şu sorudan devam edelim. DEF, T, değme noktalarıymış. Okey. Şimdi sorduğu şey x'in kaç derece olduğu. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Öncelikle onu hatırlayalım. Eğer çemberin dışındaki bir noktadan teğetler çizildiğinde şu alttaki biraz kiriş gibi oldu ama teğet sayalım artık. Şöyle yapayım. Teğetler çizdiğimizde bu alfanın gördüğü yayla toplamları 180'i veriyor. O zaman buradaki yaya 180 eksi alfayı diyebiliriz, öyle değil mi? Şimdi özellik buydu. Teğeti oluşturan o açının teğetleri oluşturan o açının gördüğü yayla toplamı 180 dedik. Şimdi bunlar cepteki bilgiler ve biz de ilerleyelim. Gördüğünüz gibi DKF bir çevre açı. O zaman gördüğü yayın yarısı olmalı. Şuraya da yüzü diyorum. Bakın B açısı şuradaki B açısı gibi. Şurada da soruda yüz diyor. Bunların toplamı 180 olacak dediğimiz için buraya ne yazacağız? 80. Geldim buraya 80'i yazdım. Artık niye çembere bakalım? Sonuçta gördüğünüz gibi üçgenin iç açılarının hepsini biliyoruz. A, B ve C açısını topladığımda 180'e eşitleyeceğim ve bitecek. O zaman 2x, 3x ve 80'in toplamı 180 olması gerekiyor. Şurası 100. Yani 5x 100. X'imiz de buradan ne olmalı arkadaşlar? 20 olmalı. Peki güzel bir uzunluk sorusu. Bununla da ilgili bilgimizi hatırlayalım.
Eğer arkadaşlar merkezden girişinize veya teğetinize doğru bir yarıçap uzunluğu çekerseniz, bu uzunluk yani yarıçap teğete veya kirişe dik oluyor. Şurada kirişimiz olsun. Yine yarıçapı getiriyorum buraya. Uzunluk tam bitmedi. Kiriş olduğu için tam bir yarıçap uzunluğunu vermedi. Ama buna dik olacak. Şimdi ekstra olarak şu bilgi önemli. Eğer kirişe dik indiriyorsan, bak şunlar birbirlerine eşit. Neden diye sorabilirsin haklı olarak. Hemen açıklayalım. Şimdi şuradaki iki uzunluğu çiziyorum ki gördüm bunlar yarıçap. Yarıçap olduğuna göre ikizkenar üçgen mi oluştu? İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortay ve açıortaydı. Sebebi de ikizkenar üçgen olması diyelim. Şimdi özetle TET çizdiğin yarıçap dik, girişe çizdiğin yarıçaptan gelen uzunluk yani yarıçaptan küçük uzunluk dik aynı zamanda girişi iki eşit parçaya bölüyor. Şimdi burada da bizim AB girişimiz gördüğünüz gibi 30 birim, 30 santim. Şimdi biz merkezden getirdiğimiz bu yarıçap uzantısıyla ikiye bölüyoruz dedik bunu. Yani 30'u ikiye böleceğim 15, 15. O zaman 21'i de 6 ile tamamlıyoruz, değil mi? Gördüğünüz gibi şurada bir özel üçgenimiz var. 6, 8, 10 üçgeni olduğu için şuraya da 8'i canı gönülden söyledik. Şimdi bize bunun yarı çapını soruyor. Hemen şuradaki yarı çapı uzatıyorum. Bakın O ile A'yı birleştiriyorum. Burada 8 ile 15'i gördün. Ne yapacaksın? 17'yi yapıştıracaksın. Özel bir üçgen verilmiş yine. Peki şuradan devam edelim. Sorusu olan varsa yazabilir. Yok gibi, evet. Şimdi dikkatlice önce soruyu oku, sonra bilgilerini yerleştir. ADC ikizkenar üçgen. Gördün neden? Çünkü AD ile DC uzunlukları birbirlerine eşit. O zaman şuradaki açı ve şuradaki açı birbirine eşit dedin ve bıraktın. Şimdi artık soruyu okuyabilirsin. Bize x'i sormuş, yani çapı sormuş. Şimdi biz çapı gördüğümüze göre şöyle bir çevre açı oluştururuz ve buraya 90 derece deriz. Çünkü çapı gören çevre açı 90 dereceydi bu cephe. Bunun dışında neler yapabileceğimize bakalım. Bunun dışında neler yapabiliriz? Şimdi şu 90'ı tekrar temizliyorum çünkü oraya başka bir şey çekeceğim. Dediğimiz gibi ADC bir ikizkenar üçgen. Şimdi şu x'i x bölü 2 ve x bölü 2 olarak parçaladım. Çünkü x bizim çapımız. Ben yarı çapları olarak x bölü 2, x bölü 2 yazdım. Şimdi şuradan devam ettiriyorum. Bu da merkezi O olsun. OD uzunluğu da bizim bir neyimiz arkadaşlar? Yarıçapımız. Şurada x bölü 2, x bölü 2 olduğuna göre yine bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman OAD üçgeni ikizkenar üçgense şunlar birbirlerine eşit ve O'nun karşısı 12 köküse ise bu kesinlikle köküç katında verdiği için 120-30-30 üçgeni, öyle değil mi? Şimdi bunları da yerleştirelim. 30-30, şurası 60 oldu. Bak bu da şurayla birbirine eşit olduğu için 30 ve şurası 90 derece. Biz zaten dedik merkezden teğete getirdiğin yarıçap 90 olmalı. Hepsini de sağladı. Şimdi artık soruya dönebiliriz. Soru 120-30-30 üçgenini verdiğine göre 120'nin gördüğü 30'ların gördüğünün köküç katı dedik. Demek ki OA uzunluğu da OD uzunluğu da 12. OA ve OD birer neydi arkadaşlar? Yarıçap. Bize AB çapını sorduğu için yarıçapın iki katından ne diyeceğiz? 24 diyeceğiz. Evet, buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Geçmiş çözdüğümüz sorulardan veya sistemle ilgili olan herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bir tane daha soru çözelim. Şimdi CB 12'ymiş. Önemli bir özelliğimiz var. Onun da hemen hatırlatmasını yapalım. P noktası dışarıdan bir nokta olsun ve ben bunu çembere doğru şöyle çiziyorum. Şimdi çemberde merkezden yarıçaplarını TET'e çizdiğinde dik oluyor dedik.
Peki bu yarı çaplarında ne dedik? Aynı yarı çap olduğu için eşit uzunluğa sahipler. Okey. Bu da cepte. Şimdi PO uzunluğunda çizmeden önce dur. PE şey şuraya alfa diyelim. Şuradaki açı alfa olsun. Şuradaki yayla oradaki açının toplamı 180'i verecek dedik. O zaman burası da 180 eksi alfa. Ki o açısının oluşturduğu yerde merkez açı olduğu için 180 eksi alfa olmalı. Öyle değil mi? Şimdi PO'yu birleştiriyorum. İşte bu PO iki tane eş üçgen oluşturuyor. Niçin? Çünkü bak buradaki açı merkez açının gördüğüyle toplamını verecek ya. Aynı şekilde şöyle bir özelliğimiz de var. Eğer dışarıdan çizdiğin bir çemberin yarısını görüyorsa şuradaki alfa açısıyla şuradaki yayın toplamı da 90 eksi alfa oluyor. Yani senin şuradaki açın artık 180 eksi alfa değil de 2'ye bölüneceği için 180 eksi alfa bölü 2 olurken aynı zamanda soldaki özelliği sağlaması lazım. Velhasıl şuradaki açıyla şuradaki açı ispatın devamında birbirlerine eşit geliyor. Tamam mı? Bunun özelliğini zaten derslerde yaptım. Ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Şimdi oradaki açılar birbirlerine eşit geliyorsa yani şöyle bizim eğer dışarıdan teğetimize olan bir nokta varsa teğet olan bize iki nokta oluşturuyorsa şuradaki dışarıdaki nokta şöyle diyoruz arkadaşlar. Şuradaki açıları bak şuradaki açıları birbirlerine eşit verdiği için ispatın devamında ikizkenar üçgen oluşturuyor deyip buradaki iki uzunluğu birbirlerine eşit buluyoruz ve aynı şekilde şu da açı ortay oluyor. Hatta teğetler dörtgeni diye bir dörtgen var. Dışarıdan bu şekilde dört tane nokta alıyor ve öyle bir dörtgen oluşturuyor. Bunları derslerde daha detaylı veriyorum. Şimdi soruya dönelim. Dediğim gibi dışarıdan bir noktadan çembere çizilen teğetler birbirlerine eşit. O zaman CB 12 ise C'den E'ye geldiği için bu da 12 olacak. Şimdi dikdörtgene devam ediyorum. Bak şu AC uzunluğu 15 oldu. CB uzunluğu 12. Dikdörtgen olduğuna göre özel üçgen var. 9, 12, 15 özel üçgenimiz mevcut. Şimdi soruya da devam etmek zorundayız bir yandan. Bize ne demiş? Çemberin yarıçapı ne kadar demiş. Şimdi şöyle şurası bu çemberin merkezi olsun. O yarıçapına da R dedim. Şimdi şuradan şöyle de E noktasında çemberin merkezine bir tane teğet çekiyorum. Şimdi RR yazdık. O zaman EO uzunluğu da bir R oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? AO uzunluğu da AB'nin tamamı 9 olduğuna göre 9 eksi R oluyor. Yani kısaca şöyle şuraya A, şuraya E, şuraya O dersek AE uzunluğunu soruda 3 vermiş. OE yarıçap olduğu için R. AB'nin tamamı 9, OB de R olduğu için buraya 9 eksi R kalıyor dedik. Peki yarıçapı bulmak artık kolay. Özel üçgeni herkes gördü diye düşünüyorum. 3, 4, 5 üçgenimiz var soruda. R'nin yerine 4 yaz. Bak burayı da 5 olarak veriyor. O zaman yarıçapımız ne gelir arkadaşlar? 4. Evet, şimdi tanıtım dersimizi burada bitireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar sisteme kayıt olmak isteyen varsa sistem yöneticimiz Onur Bey'in attığı linkten eğitim koçlarıyla görüşüp sistem hakkında daha detaylı bilgi alabilirler. Onun dışında da ara tekrar kamplarımız başlayacak yakın zamanda. O yüzden elinizi çabuk tutsanız iyi olur eğer kaydolmak isterseniz. O zaman herkese derse katıldığı için teşekkür ederim. Hoşça kalın ve iyi akşamlar diliyorum.